Çeşme'ye diye. 7,5 km sonra. Hülya ablam bilden çıktı. Gitmeyin Çeşme'ye. Burada Çeşme var dedi ama. Biraz değişiklik olsun. Çocuklara da biraz. Sana dinlenme. Çocuklara biraz dinlenme. Değişiklik. Gelmişken vatanına kaç yerini toplandı. Görelim istedik. Taşıdı. Eşan dediği gibi anne neden okul taşıdı? Okulu mu taşıyor? Okulu taşımıyor ki aslında öğrenci taşıyor. Öğrenci taşıdı yazması lazım dedi. Evet. Doğru söylüyor kızım. Değiştirin. Öğrenci taşıdı yapın. Bir de onları. Diyor ya şey dün akşam iki akşam önce biz dizi seyretmiyoruz da çocuk televizyonda görüyor sürekli dedi ya şey anne bu ne dedi dizidekiler niye hep zengin? Evet. Bu televizyondakiler niye hep zengin? Şimdi gittiğimiz yerlerde dizi seyredenler olduğu zaman falan böyle dizileri gördüğü zaman Eşan tuhafına gitmiş. Anne neden Türkiye'deki bütün televizyondaki dizideki insanlar hep zengin diye sordu. Bilmiyoruz onu da size soralım. Neden hep zengin dizidekiler? Hani eskiden bir fakirlik vardı, bir yokluk çeken vardı değil mi? Veya köylerde çekilen. Ha köylerde çekilen güzel diziler vardı. Veya gerçek olduğu gibi samimi yani yapmacık değil öyle hani. Bilemiyoruz. Bilen varsa cevaplasın. Bir saat 3 dakika. Ama trafik olduğu için. 10 kaç dakika? Saat 7. Trafik olduğu için 3 saat yani. Saat 7, 8.30'da varsa. Çeşme'ye girmiş bulunmaktayız. Sevgili Burcu Turizm'in yolcuları. Çatıya devam. Marketler, şarküterinler. Yol vermeyeceğim, kızıyorsan. Ay sen yol veriyorsun. Aa, başka İzmir, kim, kimse yol vermiyor. Aa, İzmir her yerde var ya. Aa, İzmir harca harca bitmez. Ne güzel çiçekler yapmışlar. Ne kadar güzelleştirmişler. Yaptılar. Balık ekmek var mıdır orada şimdi? Ekmek arası balık ekmeğim falan. Ekmeğim lazım balığım lazım. Balığını yerim. Ama ekmek arası olsun. Ekmeğin arasında olsun gözüm doysun. Önce gözüm doysun. Durduralım mı konvoyu? Hülya ablam olsaydı dolu dolu tabağı koyar önüme. Yapma tabağı doldurayım gözüm doyur. Öyle. Çok yaşa oldu. Sağ tarafımız yattı böyle. Biraz kısıyor. Çok yaşa hocam. Aşağı indik kedi besledik. Üşüdün mü? Nasıldı kedin zaman? Su hayattır değil mi? Su hayattır evet. Evet su için var ya su için. İnsanlar neler yapıyorlar. Şimdi adilerde boşa akıtıyor. Sana polise karşı. Şu hayat, bir de şu çöpleri de çeker misin lütfen? Şu güzelliğin yanında şu hayvanlığı da çeker misin? Evet, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Demin de viski şişeleri vardı değil mi şeyde? Viski şişeleri vardı şeyin. Viskiler içmiş bir şişeleri atmışlar. Denizin ortasına atmışlar. Kıyılarda hep şişeler yüzüyor.
işte. İnsan olursak her şey güzel olacak. Çok güzel bir yer ya. Yeri güzelleştiren de insanlar da her zaman söylüyorum. Bak orada güzel bir insan var. Bak görüyor musun? Bak görüyor musun? Ya herkes kötü değil yani. Onları da gezmeye götürüyor musun? Güzel insan, kolay gelsin. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Olur mu öyle şey? Yok, yok. Beni yalama sadece. Uzaktan böyle görüşebiliriz. Çünkü ona bir şey söyledin ya, onu seviyordun ya. Değil mi? Ya bu kadar sadık işte. Hayvan deyip geçiyorlar ama bu kadar sadık. Tekne gezisi yapar mıyız? Şey vardır herhalde burada. Ufak private şeylerden. Bir tane gördüm ben private. Öyle mi? Biz akşam geldik. Günhani pek görememiştik. Oo, korsan teknesi. Korsanın teknesi. Bir şey gidiyorlar herhalde. Bir şey gidiyorlar. Eşek adası, mavi koyu, akvaryum, kış limanı, mercan adası. Hepsine gidiyorum. Şu neden boşaltıyor? Bak boşaltmasın size. Kapanmıyor ki. En son kapalı hali mi? Akşam burası çok kalabalıktı. Şimdi o kalabalığı fasılardı. Akşam kalabalığı yapanlar yatıyorlar şimdi. Uyuyorlar şimdi. Bunlar da şey Tesla'nın şarj istasyonları gibi şey o teknelerin şarj, elektrik, su işlemlerini yapıyorlar. Ama işte sabah olunca kötülük bir çay, çorba bir şey bulman için yani beklemen gerekiyor. Marketler 9'da açılıyormuş. Açık yer yok. Halbuki buralarda açık. Ne bileyim olsa. Mesela şimdi sütlü çay alacaktım yani. Değil mi? Buluruz inşallah. Dayıcım rastgele. Var mı şeyler? Yok. Olur inşallah. Yok şey yer mi? Palat, tekniği, balıkları falan. Eğer simit olsa yerdik. Ekmek arası simit. Ekmeğini yemeyeceğim ama. O yüzden. Ekmek sadece heves. Oğuzhan'la buraya geleceğiz. Bunlardan vuracağız. Oğuzhan diyor dün akşam, baba atalım mı? Oğuzhan'a sordum atalım mı? Oğuzhan dedi, baba çok rüzgar var. Dedim tamam adam. Bak ne güzel cami var yukarıda. İçine yapmışlar camiyi değil mi? Kalenin içinde. Ve kale surlarının üzerinde minaresi, evet. Ne güzel. Oraya çıkalım biraz sonra.
Cezayirli Gazi Hasan Paşa. Aslanıyla geziyormuş o, biliyor musun? Gerçekten. Ben onu okumuştum ya. Niye benim aslanım yok? Senin tarçının var. Oo, aslan var benim, değil mi? Senin tarçının var. Olsun, Yaşar abinin aslanı var. Ha Yaşar abinin, ha bizim. Aynen öyle. Yaşar abi dün yine aslanların kafeste. Sanıyorum 7-8 tane aslanın arasında bir şey yapıp resim çektiriyor. Gerçekten. İyi cesaret. Kendi besliyor. Aslanlara fısıldayan adam diyorlar zaten onun için. Yaşar abi sabah sabah yine çınlatıyoruz kulaklarını. Çeşme Deniz Savaşı'nın kahraman şehitleri. Rabbim mekanı cennet eylesin inşallah. Bak o bizi takip, sana havlamıştı ya, bizi takip ediyor evet, şimdi. Ya. Biz onunla kankiyiz aslında. Evet. Değil mi adamım? Gel. Seninle yemek alacağız şimdi, gel. Bırak, kızacak şimdi. Yok, kızmaz ama. Kim yapıyor, kim düşünüyorsa bunları, eline emeğine sağlık. Gerçekten çok güzel bir iş çıkarmışlar. Saksılar, çiçekler, ağaçlar. İşaret bile yok. Buna güvenliğinde gideyim bari. Ne yapayım? İşaretimiz bile yok. Güzelliğe bak ya, işçiliğe bak. Ne güzel yapmışlar değil mi? Evet. Orada bir cami minaresi, burada bir tane cami. Güzel bir yer ya. Şey, Information Center buradaymış. Güzel değil mi? Ne güzel. Tam sahilde, denizin dibinde. Kafeler. Kumrucusu, madosu, öz sütü, bilmem nesi, bir sürü kafeler, restoranlar var. Ne kızım? Ha, deniz kızı. Demirle mi yapmış? Demirle yapmışlar. Ne kadar güzel olmuş. Evet. O da bir sanat. Aynen. El işi, işçilik. Aa, ne kadar güzel yapmışlar. Evsel atıkları koymayın diyor. Doğru söylüyor. Şu bile ne güzel olmuş. Ekçinin önünde bir tane öküz. Evet. Ne kadar güzel olmuş, değil mi? Gerçek söylüyorum ya. Yapılacak böyle şeyler, olacak yani. Değil mi? Boğa. Unutmazsın ki. Hiç unutmazsın. Et istediğiniz zaman direkt aklına gelen yer bura. Şuraya soralım mı? Çekil abi.
Biz de bu arada süt arıyoruz, sıcak süt. Sıcak süt arıyorum ben. İşte biraz çay koyup içelim bile istiyorum. Sütlü çay. Ama çok şükür iyiyim ya. Kaç gün oldu öyle? 10 gün mü oldu? Şimdi... Cumartesi 11 gün. Sarın. Çok güzel bir uzak home. Şu rabişlerini saymazsak. Niye sana içtikleri şeyler hep sana sıra koyarlar? İnsan hayali çok. Şurası çok güzelmiş. Buraya gördüm, onun için girdim buraya. Köprü bistro. Şimdi biraz daha yürü, orada bir tane at var. Unicorn. Sonra deniz kızı. Çok güzel ama ya, çok güzelmiş abi. Bak. Wow. Kilitlemişler. My chance. Ne yani? Türkçe çevirince kalkıyor mu? Olabilir. Marketler burada 10-11 gibi açıyormuş. Sadece Carrefour var. Carrefour saat 8'de açıyormuş. Bizim özel veya işte ne bileyim ufak marka marketler, bakkallar da saat 10-11 gibi açıyorlarmış. Yine zincirler kazanıyor, yine büyükler kazanıyor. Bizim vatandaşımız yine yatıyor, tembellik yapıyor, doğru mu? Yılmasınlar canım. Plaja mı veriyoruz? Kalktılar işte, ne yapıyorlar? Şurada bir ekmek satar, bugün peynir biraz satar, bilmem bir şey satar. Arkadaş ne dedi? Sen neden erken açtın dedim. Ben onlar kadar zengin değilim dedi. Merhaba. Ama yani biraz merhaba. Ekmeğimize geldi. Taze çıktı fırından, yenmiyor tadından, öyle mi kardeşim? Aynen öyle abi. Eyvallah kardeşim. O da mı Carrefour'a giriyor? Vay be, yine aynı olay. Karşıda market var, onun arkasında market var. Bilmem bir şey Gross'u ne? Barış Gross. İleride bir tane daha var. Sevgili bey amcalarım saat 10-11 gibi açıyorlarmış. Ne güzel ya. Lüks yaşamayı seviyoruz. Keyfimize düşkünüz. Türkler olarak böyleyiz. O yüzden bismillah deyip, geriden geliyoruz. Bismillah deyip işimize, ekmeğimize erkenden başlayıp rızkımızı bekleme sabrımız yok maalesef. Maalesef.
saat şu an 8 ve meydanda her yer kapalı. Benimki Çorumlu kardeş, Paşa Fırını. Gelirseniz açık bulabileceğiniz tek yer Paşa Fırını. Söyleyelim erkenden. Gidip bizim oralarda da saat 5'te coffee shop'ta kahveciler açıyor. Yoldan geçen, yürüyüş yapan insanlara kahve falan satmak için. Hani bu bir alışkanlıktır. Belki ilk gün bir tane satarsın, belki satamazsın ama bu alışkanlıktır. İnsanların ayağı alışır. Esnaflık ticaret öyledir. Biz öyle gördük yani. Bir şekilde alışır. Ayakları ve bugün bir, yarın 5, ertesi gün 10-20 oluyor gider. Bak 3 tane müşteri giriyor şimdi oraya içeriye. 3 tane müşteri içeriye giriyor şimdi oraya. Tell me that you love me.